Survivor'da oyun kazandı. Survivor. Burada oyun kazandı. Beraber aldık burada. Stüdyoda konuğumuz sevgili Bekir Öz. Bekir Öz kim ya? Adam Bitlik Enerji ismini koydu. Masaya vurdu gidiyor. Baba Fingo falan yapmayı düşünüyorum. Hikayeye girerken daha umutluydum. İban'ını öyle bir söyledi ki. Soka Esnaf merhaba. Sneak Sap'ın katkılarıyla hazırladığımız Haftalık Fantezi'nin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün bizlerle kim var? Herkesin merak ettiği soru. Evet. Can Öz'ün kuzeni Bekir Öz bizlerle birlikte. Merhaba. 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 Abi selam. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Şeref verdiniz. Rütük evet. Cezası sebebiyle bu hafta aslında yayını biraz farklı bir formatta yapmak zorundayız. İşte bağlantılar olacak. Ki prodüksiyon denildiğinde Türkiye'de belki de birinci isim bizlerle birlikte bu teknik bağlantı yani teknik konularda bize yardımcı olması için de aynı zamanda. Ya, Can yayınlarında yıllardır aslında yıllardır. Çok önemli görevler alıyor Bekir Bey. Tabii biraz Koray daha Bey'le arka planda bir Koray isim Bey'le olduğu için çok tanınmıyor olabilir ama bütün o size ulaşan edebiyat devleri Bekir Bey'le görüşerek aslında. Evet. Yani hayatta olanlar bizzat görüşerek, hayatta olmayanların aileleri falan Bekir Bey'le görüşerek ülkemize geliyor. Çok da teşekkürler yıllardır verdiğiniz hizmetten ötürü. Ne demek, ne demek. Buradaki giden işleyişi de değiştirmek için Can Bey tarafından sık sık buraya gönderilmeye başlandım. Evet. Bazı kişiler genelde burada bulunamıyor. Hep böyle role girer misin? Evet. Hep girer misin? Evet. Yani mesela bir otel... Kamera önünde böyle, evet. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Bugün öncelikle şunu söyleyelim. Bağlantılarımız olacak. Nasıl bağlantılarımız olacak? Şimdi bunun birkaç sebebi var. Normalde konuk alternatiflerimiz vardı. Yok diye bu program için sıraya girmiş durumda zaten ligin büyük bir bölümü. Emre Özcan ruhsal sağlığındaki problemler sebebiyle bir anda karar değiştirip... Yani ölçüm yaptık programı kaldıramayacağını kanaat getirerek kendisini Karaköy'e yolladık. Karaköy'e gitti, Karaköy'e gitti. Eskiden Karaköy'e başka amaçlarla gidilirdi. Bir gülümseme oldu. Bu buz adamı. Hangi maçlarda gidilirdi Orkun? Bilmiyorum. Yani orası şey şimdi karıştırmayalım. Hatta kalsın program çünkü zaten sonra dağılacak. Evet şimdi tabii yani Manager of the Week gibi bölümler var. Başka bölümler var. Bağlantılar var. Aynen öyle. Vesaire. Ama öncelikle edilersen. Ligin, stüdyodaki konuklarımıza stüdyo, bir merhaba diyor. Merhaba diyor. İlk defa tribün var bugün programın dış tarafında siz göremiyorsunuz ama sevgili Arda Müldür ve Kazım Kolbaşı burada. Bu soyadı araştırmanızı öneriyoruz. Kökü nereye uzanıyor bu soyadın? Araştırmanızı öneriyoruz. Ve sevgili Bekir Öz bizlerle birlikte. Yani gayri safi milli hasılanın ciddi bir bölümü. Kolbaşı yani teknik olarak... Kolbaşı. Kolbaşı yumruk esasında ya da et. Koçbaşı gibi bir şey. Koçbaşı, kol. Tabii nüfus memurunun şeyi olabilir. Hatası olabilir. 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 Doğru. Olabilir. Koçbaşı. Tabii ki olabilir. Belki de Koçbaşı, Kazım Koçbaşı olarak farklı bir hayatta mümkün. Ben hani ligde yer alan sevgili canerelerin seyahatiyle aslında başlamamız gerektiğini en doğrusu olur. Kendisi Yarra Vadisi'nde şu anda. Evet. Yarra. Ya da ben Yarra demek istedim. İki re olduğu için tabii. Yarra aynı işte tabii ki şimdi burada kültürel de bir program yapıyoruz. Avustralya'nın en hani şimdi şarap denildiğinde akla gelen vadisi olduğunu bilmemenin zaten mümkün şeyi değil. Yok canım. Yani, ama sen şu anda bir şey yapıyorsun. Evet, Forward'asın. Evet. Hemen dinleyelim. Hemen dinleyelim. Yarra Valley. Ne? Yarra Valley. Yarra Valley. Yarra Valley. Yarra. Yarra Bey. Yarra Bey. Yarra Bey. Dolayısıyla... Çaka Bey gibi bu biraz. Onun deniz otobüsü vardı. Aynen. Evet, Yarra Vadisi. Görüntüye de gelsin lütfen. Kelebek'te sevgili canerelerin paylaşımları. Ya doğa harikası. Aynen. Ve o meşhur şarabı içiyor. Evet. Biraz tatlı. Yarra Yering. Yarra Yering. Nereden içiyor? Ne? Nereden içiyor?
Şişeden içmiyor. Şişeden içmiyor. Kadehle mi? Önce karafa dökmüş. Bir bekletmiş. Havalansın diye. Ama tatlı sever. Yarra yani Caner abi sever tatlı şarap zaten bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ona da afiyet olsun diyelim. Tenis, şarap ve otomobil dolu bir seyahat gerçekleştirmiş kendisi. Yani bence açık söylemek gerekirse şimdi ben Türkiye'de tenis denince aklıma iki kişi geliyor. Hı hı. Burcu Esmersoy ve Can Ereler. Bilmiyorum senin aklına kim geliyor? Benim Altuğ Çelik Bilek. Ve Cem İlkel geliyor. Cem İlkel geliyor. Aynen öyle. Hülya Avşar. Hülya Avşar geliyor. Hülya Avşar var. Bravo bak. Bravo. Atılıma bak. Vay güzel. Vay vay. Evet. Manager of the Week diyelim. Haftanın sonuçları diyelim. Puan durumu diyelim. Sonra telefon bağlantılarıyla zaten hızlıca devam edeceğiz. Oh. 14. haftanın sonuçları şu anda ekranda. Ben zaten ligi bıraktığımı söylemiştim 13. Yo şaka değil ben bu kadar sakatla ben devam edemem. Şu anda 5. Lonzo Ball devam ediyor galiba takımımızda. Şu anda 5. ediyor ama... Şeref konuğu olarak. Ediyor o zaten bıraktığım için öyle. Hexum sakat. Neyse şimdi tek tek aynı şeyleri her hafta söylemeyelim. 5.'yim ama yani 12. de olabilirim sezon sonunda hiç problem değil ki Emre Özcan... Çaktı zaten. Emre Özcan'a kaybettim yani. Baktığında zaten sezonun herhangi bir bölümde olmaması gereken bir şey bu ama maalesef oldu. Emre Özcan 5, ben 4. Yeşilenir'in 5, sen 4. Evet. Oldu bu hafta ne oldu? Yani, şöyle benim takımımda bir var. Ben bunu tespit ettim bu hafta kesin olarak. Yani bir galibiyetten sonra çabuk rehavete kapılma. Hani görüşebilsek tekniği taktiği boş verin. Ne oldu heyecan? Ne oldu coşku diye... Ben birazdan konuşma yapmak isterdim. Sevgili Bekir Öz'e de döneceğim. Hani ligin genel olarak gidişatına dair. Bir fotoğrafını çeksin bize. Fotoğrafını çeksin programa dair. Çünkü uzun süredir Allah düştü. Ne düştü lan? Ejderha düştü. Ejderha mı? Evet Bekir'in talimatıyla hemen kaldırıldı yerden ejderha. Burada tabii ki bir dediği iki edilmeyen bir isim. Bir şey söylüyordun ya da söylemiyordun. Kaybettin 5-4 ben de 5-4 kaybettim. Ama haftanın en ilginç sonucuna geliyoruz. Erman Hı-hı. Yaşar ve Can Önduygu ikilisi 6-3 kazandı İnan Özdemir'e karşı. Evet, ki evet. Bu grupta da çok konuşulmuş bir konu. Yakın dönemde ben de gördüm. Onlar da ekrana gelsin. Bakalım. İnan da ligi bıraktı bu arada. İnan da mı bıraktı? Yani bırakmaya yakın en azından. Öyle hissediyorum. Evet o da 9. oldu zaten. Şeyden sonra yani bu haftanın sonucundan sonra. Caner abi 5, Tevkif Fres 4, Şemsettin Baş 7, Penis Çaktıt 2, Big Dick Enerji 5, Kralın Dönüşü 4. Şimdi Team Ferro 4, Poyraz 5. Tabii Poyraz için bir başka galibiyet oldu bu. Hafta içinde de bize... Evet, Survivor'da oyun kazandı. Survivor. Burada oyun kazandı. Beraber aldık burada. Arizona Kertenkeleleri 8, Beydur 1. Beydur zaten artık olmuş. Yani ben bu takım için artık... Bu takım yani seneye bizlerle olamayacaklar. Bir şey söyleyemeyeceğim. Hemen Bekir Öz'e dönmek istiyorum. Merhaba. Evet, öncelikle bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lige dair ne düşünüyorsunuz? Programa dair ne düşünüyorsunuz? 2 dakika süreniz var. Buyurun. 2 dakika mı? Buyurun. Programı geldiğimden beri izliyorum. Çok keyifli. Evet. Acayip zevk alıyorum. Teşekkür ederim. İnanılmaz. O çok sağ olun. Esprileriniz falan da lig hakkında bir şey bilmiyorum. Ne? Önemli de değil. Şey neydi bu? Fantezi. Basket. Yok fantezi. Ha basket fantezisiydi. Her anlamda aslında yani. Evet. Basketle sınırlandırmamak gerekiyor. Evet. Fantazileri. Burada Arda evet. Müdür'e söyleyeceğiniz bir şey var mı? Arda Müdür gerçekten bizim canımız, ciğerimiz. Yani bu yaptığı programla yine mesela pazar gecesine yine çekim koymuş. Lütfen iç sorunlarımızı buraya taşımayalım. Anlatmayalım mı? İç sorunlarımızı taşımayalım. Başka sorunları taşıyabiliriz. Evet. Sorun daha genel mı? Bir mesajı varsa. Senin, evet mesela sinemaya dair önemli paylaşımlar oluyor Instagram'da. Evet. Onları takip ediyoruz. Feyz alıyor musun? Almıyorum. Ne gibi paylaşımlar?
Ya filmleri paylaşıyorum izlediğim. Ya şey gibi düşün. filmleri paylaşıyorsunuz geçen izlediğiniz. Geçen Papayannis'in basketini şey yapmışlar ya, İbrahim Tatlıses'in klipte attığı. Ya şey gibi düşün Bekir'de. Bebek sahilde oltayı atıyor. Anladım, anladım. Yani olursa. Abi olur şimdi. Ama olabilir. Ya da olmuş. Neden olmasın? Neden olmasın? Instagram yani. Zaten özünde bunun için olan tabii. Bir tabii. Ben, uygulama bence. Evet. Ve özendiğim biri var. Benden de üst. Kendisi yurt dışı seyahatlerinde daha çok hayvan paylaşıyor. Ben her zaman hayvan paylaşırım. İçeride yurt, memleketimde de hayvan paylaşırım. Bu arada üstün çok güzel. Senin de çok güzel. Can yayınlarını temsil. C var orada. Aynen, depodaydım. Evet. 1000 tane şeker portakalı taşıdık. Logo değişiyor çok yakında. Çok da yakında değişiyor. Bekir zaten sevgili Vasconcelos'la sözleşmeyi yeni uzattı. Brezilya'ya giderek. Devamı var mı şeker portakalının? Kan portakalı diye. Evet. Manager of the Week dedik. Ben... Onun bu arada devamı vardı. Neyin devamı vardı? Şeker portakalının var devamı ya da öncesi mi vardı? Galiba neyse, öncesi onu... var. Onu araştırıp şey yapacağız. Güneşle bilmem ne. Ömer'den bir şey. Birazdan WhatsApp'tan gelir. Evet, hemen edebiyat departmanımız harekete geçsin. O araştırmaları yapsınlar. Aynen. Bunları konuşuruz. Ben Can Erman dedim. Artık bir seçim yap. Güneşi uyandıralımmış. Devam mı? Öncesi bak. ben derbide Kaan abiye çakan Serkan Yılmaz'ı seçiyorum. Evet, senin var mı bir seçimin genel olarak? Menajerler kimdi? Yani Mourinho. Mourinho. Alex Ferguson. Güzel. Güzel. Abi ya. Can Öz diye ben seni seçiyorum ya. Beni seçti. Ama şimdi 3 tane ya ayrı. Gerçi zam görüşmeleri de bitti. Yalakalık yapmaya da gerek yok. Seni seçmiyorum ya. Arda'yı Orkun'u seçiyorum. Arda'yı seç. Orkun'u seçiyorum ben Orkun'u. Oğlum yenildik lan biz. Yenildin mi? Evet. Kazanan kim? Ya. Erman Can. Kazanan onları Türkiye. Erman Can. Tamam. Tebrikler. Erman Can. Tebrikler. Managers of the Week şimdi. İşte. Ya, bu ya öyle bir program ki. Gramer var. Bu düzeltmeyi yapmam gerekiyordu ve bu bölümü böylelikle noktalıyoruz. Artık telefonlara davranmanın vakti geldi. İyi günler. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz ya, sen nasılsın? İyiyim ben de. Oğlum şarkı feleğe mi katıldın? Aynen. Nasıl bir... Şey, harf mı alayım? Böyle bir iyi günler diye giriş. Senle de her sene, ligde olduğun her sene zaten bu şeyi bir kez yapıyoruz. Biz stüdyo yapamadık. Yapacağız. Mesela... Sözüm varsa da kesin yapacağız. İnşallah. Haftaya gel. Aras Bey, öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Julius Randle'ın omuzu gitti. Bence abi, bu sezonu kapatır. Ben de Julius Randle sakat. DeAndre Hunter sakat. Lonzo Ball sakat. Herkes sakat. Çok teşekkürler şakanız için. Sen... Ben de bunu umuyordum. İşte Ankara'nın ne kadar yozlaştığını aslında evet. Görebiliyoruz. Yani İstanbul gibi bir yer oldu artık Ankara'da. Ya ben şunu söyleyeceğim. Şimdi Lonzo Ball diyorsun da kardeşim, Chris Paul var, o var, bu var, Desmond Bain var, Zubats var. Sakat yarıştırmayalım lütfen. Bu, şimdi aynen, ben bence biraz daha mağdur bir durumdayım. Abi şimdi öncelikle şu Ankara'nın yozlaşma işine bir el atalım bir dakika. Şimdi atalım. Bu Erkan Yılmaz denilen kardeşimiz. Evet. Doğru. Şimdi geçen sene Ankara'daydı malum, bu sene İstanbul'da. Evet. Daha önce de Mamak'taydı. Ki yani... Daha önce de Mamak'taydı. Mamak çocuğudur kendisi. Evet. Esas bu yozlaşmayı bu kardeşimizden görüyoruz yani. Ankara mı daha yoz, İstanbul mu daha yoz? Erkan Yılmaz üstünden çok rahat anlıyoruz bunu. Doğru. Kaan Kural'la alakalı senden bir yorum alalım. Yani bu varlığa dair neler söyleyeceksin? Ligdeki işte yaptığı zaten tek takası da o yaptı. Ama bu, biraz daha artık sanki sakinleşmiş gözüküyor. Vazgeçmiş gözüküyor bazı şeylerden. Sen neler abi, söyleyeceksin? Kaan abi o takası yaparken acayip bir gol attığını düşündü bence. Evet. O işte biraz elinde patladı. O iş elinde patlayınca, bu elinde patlama işi çok fazla dillendirilmesin diye biraz kabuğuna çekildi. Hmm.
Şimdi ama Kaan abi öyle kabuğunda çok uzun süre kalacak bir adam değil. Kabuğu da büyük olur Kaan abinin. Kabuğu da büyük olur. Doğru. Çıkışı da büyük olur. Ama meyvesi de güzel olur. O kadarını ben bilemem. Ben bilemem. Aynen. Ama Kaan abi gene birimizi yüter. Gene bir alavere dalavere bir hareketler yapar mapar. Kendini finale atar. Ha finalde ne olur onu bilemem. Sen olur musun şampiyon? Abi ben şimdi bak. Şimdi biz Erkan'la biraz koptuk ya. Bu Erkan'ın takımına bakıyorum. Allah belasını versin. Bu çocuk niye lider? Takım bence de. Ben de aynı fikirdeyim. Yeminle bak... Dedim. Aynı noktada buluşmuşuz acaba yani neyse evet. Ya neyse bu çocuğu yani yenip durmamız lazım bizim. Ayados'un mu sana kosun mu falan var abi takımda. Niye bu birinci bu adam ya? Abi inanılmaz bir takım gerçekten. Yani bakıyorum John Conchar, Paul Reed. Paul Reed. Paul Reed bu arada bir haftadır dünyanın en iyi oyuncusu. Kyle Anderson. Bu takım düşüşe geçer. O yüzden ha benim bir şansım var ama abi şeyi biliyorsun ya işte bu NBA'inde son 20 maç millet yatmaya matmaya başlıyor. Doğru. Şeyde playofflarda oraya denk geldiği için kimin topçusu daha az yatarsa şampiyon oluyor zaten. Çok önemli. Kaan abi de böyle. Çok önemli. Kaan abi de böyle şampiyon oldu. Evet doğru bu da doğru. Çok önemli bir konuya dikkat çekmek evet. İstiyorum. Bir eleştiri getirdiniz. Orkun Çolakoğlu'yla playoff potasının en sonu aslında bir araya gelmiş durumda yani 8. sıra hı hı. Ve en yakın rakibiyle 3 galibiyet fark var. Bu hiç yaşanmamıştı sezonun ikinci yarısında. Hatırlıyor musun? Böyle bir an. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Aras sen hatırlıyor musun? Gerçek. Abi, yani ben o 8. sıralara pek kalmadığım için hiç farkında değilim. Yani. Oo, çok değerli bir gözlem. Evet, teşekkür ediyoruz. Söyleyeceğin ek bir şey yoksa başka telefonlara geçeceğiz sevgili Aras. Ama haftaya gel ya. Niye sen daha sonra geleceksin? Biz artık adını koyalım bunun. Bir tarih, bari bu telefon konuşmasında bir tarih belirlensin. Abi haftaya olmaz. Yazayım ben sana olur mu? Olur. Yazayım ben sana. Yazayım, evet. Yazayım tarihte tarih. Bu şekilde bağlanan herhangi bir Jojo, söz gerçekleşmeli. Jojo. En iyi canerelerden aynen. Biliriz. Jojo bir rakı yapalım. Jojo bir yemek yiyelim. Evet tamam konuşuruz. Öpüyoruz seni. Hadi ben de öptüm. Baba. Alo. Bu hafta da, evet. Bu hafta da çakmışlar. Siz aradınız. Evet biz aradık. Kardeşim bize çakan çakana zaten. Takip ediyor musun ligi? Ediyorum. 147. Kaan abi. 147. Kaan abi şey dedi. Ne dedi? Ja Morant hala kadrodaymış. Bari şunu injuriye çekin dedi. Altın kalpli bir adam ya. Hakikaten ya. Şey bir yürek. Sıcacık bir yürek. Güzel abim. Yapacağım. İlk iş yapacağım. Biraz yoğunluğum var. Ali Rıza ile hatta 5 dakika kendisinden lütfen şey iste. Müsaade iste. Evet. Evet. Geçen gün Kaan abiyle maça gideceğin için gergindim biraz. Yani Kaan abiyle yayına girmeye gittiğinde. Şöyle sevgili Orkun. Büyük bir duayen. Ve benim de hiçbir zaman ne bileyim ben düşünmezdim bir gün Kaan Kural'la NBA'yi anlatacağımı. O nedenle hala heyecanlandırıyor beni daha önce birkaç kez yapmış olsak da. Sen daha çok mesela kadroyu güncellemediğinizin farkında olduğun için evet, o yani konuda o uyarı geleceğini bilerek... Ben sana Aras hiç tahmin etmeyeceğim bir şey söyleyeyim. Bugün stüdyoda konuğumuz sevgili Bekir Öz. Bekir Öz kim ya? Ulan tanımıyor musun? Tanımıyor musun oğlum? Ayıp lan. Can'ın kuzeni. Aa Bekir Bey selamlar. Aras selam ya. Sana bir soru sorabilir miyim? Efendim? Sana bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Off-tip'te başka kimle yalnız kalınca heyecanlanıyorsun? Valla çok yorumcum olmuyor benim ya. Ben yalnız bir adamım. Herhangi bir gelince heyecanlanıyorum. Sen seneye yılbaşında Uğur Ozan'la sen mi anlatacaksın basket maçı NBA? Yok. Yok canım. O ustalar dururken bize düşer mi? Doğru. Estağfurullah. Bir kere Aras'ın mutlu bir evliliği var. Evet. aynen öyle. Biz seni daha fazla tutmayalım diyoruz. Daha konuşur muyuz? Daha konuşmayız. Kapatıyoruz. Ben tüm haftalık fantezi izleyicilerine saygılarımı sunuyorum burada. Çünkü şimdi şu an... Alo. Kim lan bu? Hay Can. Haftalık Fantezi'de yayındasın. Evet, evet. Hazırım. Neredesin?
Marmaray. Hangi durak? Hangi durak? Şeydeyim. Ayrılık Çeşme, Marmaray. İniyor musun? Biniyorum. Biniyorsun. Nereye biniyorum, gidiyorsun? Aynen. Seversin. Altınüzade, oradan Çekmeköy. Çekmeköy. Araba yok bugün. Anladım. Üsküdar'da ineceksiniz. Aynen. Oradan aynen. Metroya bineceksiniz. Ya Allah bu oyunu, Allah belasını versin diyorum sadece. Neden? Mutluluk getirmedi bana senelerdir. Hiç, en ufak da mutluluk getirmedi. Stres. Belki de mutluluğu Marmaray'da bulursunuz. İnşallah. Akşam evde misin? Akşam evdeyim. Ne yapacağım belli o zaman senin bu akşam. Ümit Karan mı? Aynen. çok fazla özelimizi şey yapmıyor. Gerek yok. Sen Türkiye'de sevilen, sayılan bir figürsün uzun bir süredir. O yüzden yapmaya gerek yok. Instagram'ı açmışsın tekrar. Instagram'ı açtım tekrar, evet. Kapalı mıydı? Çok kullanmıyorum. Nasıl gidiyor? Açıldıktan sonra neleri görmeye başladın? Dünyayı görüyorum. Aynı şeyler canım. Anladım. Bugün stüdyoda şu an 3 kişi var. Yani şöyle konuk olarak gibi değil. Arda Müldür programı izliyor. Bekir konuğumuz bugün. Sevgili Bekir Öz. Bekir Öz. Ve Kazım burada. Bull City Kazım. Aynen. Aynen. Tankesler'in oğlu. evet, seni Marmaray'da daha fazla anksiyete arttırmana şey yapmayalım. Uzun yoldan geldin çünkü genel olarak hayatta. Görüşmek üzere, öpüyoruz seni. Hadi bay bay. Evet. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyoruz şu anda. İstersen Konaviç'i de bir... Hadi bir de onu telefonla bir arayalım. Telefonla bir arayalım. Şerefsiz bakalım bu defa da. Bir arayalım. Aramıyor. Açmazsa... Check. Instagram açmış bu da. Evet. Gördün mü? Ne Konaviç mi ne? Garip bir Instagram açılmış. Hayır. Aynen. Neden şimdi? Evet. İzin şimdi mi geldi? Konaviç... Açıyorum ben. Konaviç. Çok enteresan. Ne? Evet. Sadece işle ilgili paylaşım yapacağım dedi. yani story olsun, post olsun. Çok kontrol altında bir Instagram. Hangi meslektemiş bu? Maç anlatıyor. Şakalar yapıyor. Hangi konuda? İşle alakalı yani. Ekonomi. Ne olacak mesela yani ne gibi bir? İşte şu yayınımız şey olmuş. Gereksiz ya. Şöyledir, böyledir. Bilmiyorum. Yani ben bunu yemem. Tabii canım. Ben bunu yemem. Kimse yemedi bunu. bence zaten bir Instagram'ı vardı. Evet. Hesap. Sadece bunu... Ortaya çıktı bu. Evet, resmileştirdi. Evet, doğru. Katılıyorum ben de sana. Ve artık Sizden Gelenler bölümüne... Hadi geçelim. Geçiş yapıyorum. Sizden Gelenler bölümü geçtim. Ya bu ligin genelinin ahlaksız olduğu bugün bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi geçen haftaki konuklara dair tabii çok fazla yorum, görüş... Resmi hediyelerine dair. Tespit ve analiz var. Eren Akıncı 1. Konuk dediğim böyle olur. Adamlar ekipmanıyla gelmiş süreyi uzatmak için. Çok doğru. Bu minvalde çok şaka vardı. Sucuğu sen ilk kez mi yemiştin? Evet. Beğendin mi? Mesela ikinci kez yer misin sucuğu? Arar mısın yani? Yani tadından ötürü. Bana net bir ceviz tadı geldi. Press. F2 Pain. Galiba. Pastane. cevizli sucukla başlayan programın daha uzun sürmesi hepimizi umutlandıran güzel bir gelişme. Evet, ben Ferrari. Ben Ferrari. Sanatçı tabii. Abi açmıyorsun. Arıyoruz, açmıyorsun. Adamım geç kaldın mı? Çok özür dilerim. Yok, kalmadın. Tam kapatıyorduk. takımı satmayı düşünüyorum.
düşünüyorum. Team Fero gibi efendi bir isim bu takıma yakışmadı bence. Evet. Adam Bittik Enerji ismini koydu. Masaya vurdu gidiyor. Baba Fingo falan yapmayı düşünüyorum. Bu mu yani sizin başarısızlığınızın? Ne kadar düşünüyorsunuz yani exit için? Ya şöyle şimdi bu Epstein listesindeki Donovan Mitchell'la Rudy Gobert de bende olduğu için evet. Çok yüksek bir meblağı alabileceğimi düşünmüyorum. Riskli bir takım, sapık takım. Ama gördüğüm kadarıyla yani bir aidiyet var bu yılki takımınla senin aranda. Geçen yıllardan evet. Biraz daha farklı en olarak. En azından yani güncelleniyor. Hayır, sadece güncellenmek de değil. Ya ben şeyi alıyorum. Yani o hırsı alıyorum uzaktan izleyen biri evet. Olarak. Bilmiyorum yanılıyor da olabilirim ama. Ya istek var gerçekten. İstek bir şey var. İsyan da yok. Lig de zor bir lig ama bakacağız yani. Şu ana kadar ligde yukarıda olan takımlardan puan alıp daha aşağıdaki takımlara puan kaybettik. Bir denge kuramadık diye düşünüyorum. Geldiğinde de konuşacağız inşallah. İnşallah. Ne zaman geliyorsun? Vallahi önümüzdeki ay içinde herhalde gelirim. Çekebiliriz size duyurursa. Güzel. Duyursa. Bize uydun. Tabii sen. Biz, ne zaman biz buradayız zaten. Sen diyeceksin ki ben şu saat şu gün şuradayım. Öyle olacak. Çok teşekkür ediyorum. Her programınızı izliyorum Mehmet Ali Bey. Ferhat Bey, sosyal medyayı çok agresif bir tonda kullanıyorsunuz bu dönemde. Evet, biraz maalesef öyle oldu son zamanlarda. Bazı mesajların iletilmesi için böyle oldu. Ama öyle, onlar da sinirlendirmeyecekler. Sen de iyi bak, öpüyoruz, görüşürüz. Görüşürüz, öpüyorum ben de. Evet. Evet, albüm çalışmaları arasında kendisi aynen. De. Tam sizden, ilk defa sizden gelenler bölümünü aslında bölmüş olduk. Aynen öyle. Geliştirmiş olduk. Çok doğru. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ömer Özden, Ali Konavic. Şey gibi o, John Malkovich gibi yazmış evet. Şey. Yani Ali Konavic, aynen Popovic. Bıyıkları ve arkadaki dekor programa merdiven altı havası vermiş. Güzel olmuş. Tabii senin bu dekorla bir problemin var. Evet var. Konusunu gelmiş. Ünlü, sağ olsun. Bu soruyu kim yazdıysa çok sağ olsun. Ünlü, Ömer Bey. Ünlü mimar Onur Erdem'in unutulmaz eseri. Onur Erdem döneminden mi? Yani, Onur Erdem döneminin eserlerinden hayır, mi? Ustalık eseri mi? Barok dönem. Ya anlaşılamadığını düşünüyorum ben Onur Erdem'in. Hani şimdi bazı sanatçılar biliyorsun 1000 yıl sonra anlaşılıyor. Hani ben ne o dönem ne 1000 yıl sonra çok anlaşılabileceğini düşünmüyorum. Özellikle mesela bu pas. Şimdi bu pas. Bu pas da ya sanatçı sanırım. Yani Onur abi ben uzun yıllardır tanırım. O birikmişliğin verdiği evet. Bir şey. Doğru. Büyük ihtimal. Yani hayatın üstümüzdeki kirini pasını aslında ifade ediyordu. Belki bir yere de mesaj var. Yani Can Bey de bunu bir düşünmesi lazım. Bir mesaj var bu paslarda. Can Bey ne falan. Oğlum? Adam senin kuzenin. Amcan. Yok ben hep bey diyeyim. Bizim aile geleneğimiz böyle. Öyle mi? Öyle mi diyorsun? Bey diye hitap edilir. Anladım. Evet. Pardon amcan. Kuzeni. Evet. Zahit Akbaş 61-75. NBA stüdyoda hafta sonu da bekliyoruz Ali Bey. Ne? Sucuğu herhalde. Yani Murat abilere sucuk götürmesi. Evet. Hadi götürsün. Hadi bakalım. Peter Opta. Uzun yıllarda sadece ben 3-3-2-2-1 diye ezberledim sanıyordum. Müthiş bir rahatlama geldi. Teşekkürler Emre Gürkaynak. Evet. Evet. Çok destek aldığımızı gördüm. Kendi formatımız konusunda. Evet. Ben. Bekir sen nasıl mesela PC kimliği nasıl ezberledin? PC kimlik. Nasıl okuyorsun yani? Hani şimdi söyleme tabii TC. Yok düşünüyorum da ne diye bakıp söylüyorum ben ezberimde yok. Ezberinde TC kimliği yok. Yok. Oğlum bugün taksiye bindim. Nakit yoktu üzerimde. Kart da yok takside. Dedim hani şey çekeyim ya da IBAN'la size atabilir miyim? Tabii dedi. Atabilirsiniz. Ezbere söyledi IBAN'ını. Ne diyorsun? İlk defa böyle bir şey gördüm. Yani nasıl bir artık zekaysa veya başka şeyler yapıyor. Bir şey, atlama, yani, atlama hikayeye girerken mi? Daha umutluydum. Yani bitti. İban'ını öyle bir söyledi ki. Yani bittiğinde. Dun. Yani hani ben de anlatırken düştüm biraz hikayeyi. 2-2-1 B-Block. Orkun Bey nimetle oyun olmaz. Bu haftaki yenilginiz hayırlı olsun. Sizi tebrik ediyorum hakikaten. Bak aynen. Ben bu yüzden yenildim. Bu yüzden hakikaten. Aynen bu yüzden yenildim. Burak Arifoğlu 45-58. Ali Konavic bu imajıyla resmen Simpsons'daki Ned Flanders'in gerçek hayattaki versiyonu olmuş. Aynen sonra da zaten corner'a gittik. O yüzden evet. Tam oturdu sevgili Ned'le. Ona da buradan selam olsun. Selam olsun Ned'e.
Recep Faruk Yıldırım 1980. Her hafta yazıyorum çıkmıyor av. Bu bir küfür bu. Evet. Şey yapamayız. Av. Yaratıcı bir şey yazacağım diye düşünmekten zekam gelişti. Teşekkürler. Recep Bey bakın çıktınız işte. Bakın çıktınız. Demek ki buradan sonra geriye gidiş başlıyor artık çünkü. Ya önemli olan işte ettiniz, orada kalabilmek orada Recep kalabilmek Bey. Şimdi aynen. Recep Bey, sizden şunu bekliyoruz. Bakalım bu çizgiyi devam ettirebilecek misiniz? Lütfen yorumlarınızı devam edin. Evet lütfen devam ettirin. Bakalım 5 program sonra size bir daha bakacağız. Yorumunuz ne kadar gelişmiş gelişmemiş hep birlikte değerlendireceğiz. Ahmet Burak Mallı. Malli. Yunus Mallı'nın kardeşi. Yorumları programı çektikten hemen sonra mı alıyorsunuz? En son mu alıyorsunuz? Ona göre yorum atacağım. Hemen çıkınca şurada kapıda alıyoruz. Kapıda aynen şey Orkun. Dükkanın önünde alıyoruz. Böyle kesede alıyoruz düğünlerdeki gibi. Jikaddo 7331. Kur'an çarptısın babamla salonda televizyondan sizi izliyoruz 50 yaşında. İzleyici çok duygulandırdı önce bizi. Evet duygulandı. Çünkü neyse. Nasip olmadı. Herhangi bir şey izleme. Çok selam söylüyoruz. Peder Bey'e. Peder Bey'e. Evet. Duygulandık. Bitti. Bu kadar kalmış. Bir tane daha yok mu yine ya? Yok mu ya? Yok mu? Bakayım bir. Allah gitti. Yok. Hayır. Yok. Tamam. En tamam, son bunu tamam, almış. Tamam. 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 O zaman tamam canım. Bekir Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Can kattınız ya programa. Vallahi billahi. Can Bey. Oradaki elektrik bana geliyor. Evet. Kapatıyoruz. 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 Gelecek hafta kesinlikle tekrar görüşeceğiz zaten ama konuyu şu an belirlemedik. Evet. Muhtemelen pazartesi. Belki de yeni bir pencere açıldı bu programın. Olabilir, olabilir. Belki de yeni bir pencere açıldı. Sneak Sapa her zaman olduğu gibi bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben de selam söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Şu kameraya. Bu mu benimki? Şuna, evet şuna bakarım. Tarık abiye selamlar abi. İnşallah. Kim? Tarık abi. Tarık Öz mü? Evet. görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşça kalın.